Başkent Ankara'dan korku filmlerini aratmayan bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı el altından aldıkları ilaçları satarak eczacıyı milyonlarca liralık vurguna uğrattılar. Durum anlaşılmasın diye öyle korkunç bir plan kurdular ki bakın eczacı ve yakınlarının başına neler geldi. Normalde şizofreni tedavisinde kullanıyor. Kasada duran arkadaşta ve ablamda aynı maddeler çıktı. O titremeler, işte tikler falan çok net bir şekilde görülüyordu. Eczacıya psikiyatrik ilaç içirdiler, kayıt dışı ilaç alıp parasını ceplerine indirdiler. İlacın etkisinde kalan eczacı ise yaptığı kazada oğlunu kaybetti. Biz oğlumun vefatından sonra bu insanlardan şüphelenmeye başlamıştık. Ev almış çünkü. Onu alamaz yani, mümkün değil. Gerilim filmlerini aratmayan olay Ankara'da yaşandı. Eczacı Büşra Akdoğan 4 yıl önce yanına bir kalfa ve kalfa yardımcısı aldı. Ancak ikili iddiaya göre el altından eczaneye ilaç alıp kayıt dışı satıyordu. Bakkalda, çakkalda satılacak ya da böyle yurt dışına gönderilecek, depolara verilebilecek ilaçlardan çok yoğun bir miktarlarda alıyorlar. Onları satıyorlar. Kasada açık yok ama aslında o gün 20 bin tane ilaç çıkmış yani. Kalfa yaptığı yolsuzluğun eczacı tarafından fark edilmemesi için korkunç bir plana başvurdu. Eczacının ve diğer eczanede çalışanların çaylarına, sularına psikiyatri tedavisinde kullanılan ilaçlardan koymaya başladı. Şizofreni ilacı dediğimiz damlanın etken maddeleri. Kokusu yok, tadı yok. Herhangi bir şeye katıp verebilirsiniz. Eczaneye geliyordum. Yarım saat, bir saat sonra uykum geliyordu. Tikler başladı. Yani işte ben böyle sanki sürekli sakız çiğniyormuşum gibi ağzımı oynatıyordum, ellerimi böyle oynatıyordum, ayaklarımı sallıyordum. Büşra Akdoğan artık çalışamaz duruma gelince eczanenin işletmesini kardeşi Buğra Akdoğan'a bıraktı. Bize de aynı şekilde ilaçları verdiler ve biz de tekrardan hastanelik olduk. Eczacı Akdoğan ilacın etkisinde olduğu bir gün araç kullanırken direksiyon başında uyuyakaldı ve aracı takla attı. O kazada 4 yaşındaki evladını kaybetti. Dalarsız bir ay ben neredeyim yaparsınız ya, öyle bir dalgınlık yaşadım, kafamı gözümü bir açtım, bariyere çok yaklaşmıştım. Kaza yapmayın diye direksiyonu şey yapınca direksiyon kırıldı, hakimiyeti kaybettim. Bariyere çarptım ve takla attım. O arada işte yani bende bir şey yoktu ama çocuğum yani şey olmuştu. Olaydan bir süre sonra tutulan bir muhasebeci kalfa ve yardımcısının ilaç alıp sattığını fark etti. İkisi de kovuldu. 3-4 milyon en az zararım var yani. Onlar işten çıktıktan sonra ben baktım hastalanmıyorum artık. Benim bir kuzenim var hemşire, ya abla dedi bunlar sana ilaç veriyor olmasın. Onun üstüne aradım eczaneyi ve ilaç şişesini buldum ben. Eczacı Akdoğan şişelerle birlikte kalfa ve yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede o ve bazı çalışanlarının vücudunda ilaca rastlandı. İki şüpheli olası kasıtla ölüme neden olmak suçlamasıyla tutuklandı. Tabii ki ceza almalarını istiyorum. Hem bu dünyada hem ahirette.